Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, dünya ve evren kavram yanılgılarını konuşuyorduk. Şimdi zoom'un verdiği 40 dakika şak diye kesildi. İyi olmadı. O lafımızı bir toparlayalım. Şunu söylüyorduk. Şurası şöyle bir elips çizelim. Şurası güneş, şurası dünya, şu da dünya. Dünya da saat yönünün tersine dönüyor, güneş de saat yönünün tersine dönüyor. Bu süre içinde e, buradaki r uzaklığı ve r 1 diyelim, şuradaki R uzaklığı değiştiği için özetleyelim. E, aradaki kütle çekim kuvveti ve im imelendirme gücü değişir. Bunun için e, Dünya'nın Güneş etrafında dönerken sürati sabit değildir. Yakın olduğu zaman sürati artar, uzak olduğu zaman sürati azalır. Ama Kepler yasalarına göre şuradaki Diyelim ki bir ayda taradığı alanla, şurada bir ayda taradığı alan birbirine eşittir. Güzel. Bir şey daha. Biraz önce enerji döngüsünden falan bahsettik. Aklıma çok güzel bir örnek geldi. Bir yerde de okumuştum zaten bunu. Oradan aklıma geldi. Şöyle bir rüzgar enerji tribünümüz olduğunu varsayalım. Bunun da şöyle kolları olsun. Bu dönüyor olsun böyle. Fakat rüzgar yok. Birisi buna bu asla rüzgarla döndüğü zaman rüzgardan elektrik enerjisi elde edilecek. Ama rüzgar olmadığı için birisi buna hazır şehir ceyranından şehir elektriğinden elektrik motoruyla elektrik vererek bunu döndürdüğünü varsayalım. Sonrasında da dönmeden de elektrik elde edildiğini varsayalım. Diyor ki 10 birim şehir elektriği verdiğimizde bu döner sonra bu da dönmeden dolayı elektrik enerjisine döner. Fakat bunu birkaç gün döndürdüğümüzde bu bir kapalı sistemdir. Bu kapalı sistemde enerji dönüşümü olur. Fakat bu süreç içinde <laughs> rüzgardan şu türbinin kolları dönerken sürtünme kuvveti yine buradan elektrik motoruna geçerken tellerde bazı sürtünme kuvveti problemleriyle Burada ısı enerjisine dönüşür ve bizim ilk verdiğimiz şehir enerjisi bir kaçak oluşturarak buraya kaçar. Ama biz bunu toplayamayız. Bu devamlı kaybolma eğilimindedir. İşte buradan do bundan dolayı da aynı enerjiyi tekrar tekrar kullanamadığımız için entropi yasası diyerek enerji devamlı düzensizliğe akmak yönünde hareket eder derler. İşte bu noktada dönüşüm ve döngü kavramları farklılık gösteriyor. Aslında sizlerin de bilginiz yanlış değil, benim de bilgim yanlış değil. Fakat bu kavramların nasıl kullanıldığı ile ilgili bir problem var. Ona dikkat çekmek istedim. Şimdi geçtik. Efendim, şurada kalmıştık. Ee, beşi söylemiştik. Altı. Dünya güneşe bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır. İki gök cismi arasında mesafe sabit değildir. Doğru. Dünya güneşten uzaklaştığında hızı, sürati desek daha güzel olacak. Sürati azalır. Doğru. Kaç numaradayız biz? Yedi. Sekiz. Sekiz hocam. Hı -hı. Sekiz. Uzayda yer, yani kütle çekimi yoktur. Yanlıştır. Ee, kütle çekimi, mesela biraz önce gösterdik. Güneş, Dünya, Mars olsun orada, Merkür olsun. Ee, her türlü nesne, nesne demeyelim, gezegen ve gök cismi arasında kütle çekimi vardır. Bu kütle çekimi M1 çarpı M2 bölü R kare şeklindedir. Fakat çok uzak gök cisimleri arasında R arttığı için e, bu kuvvet çok minimuma düşer. 10. Türkiye'de, Türkiye yaz mevsimi yaşarken dünya güneş arasındaki mesafe maksimum düzeydedir diyor. Doğrudur. Biraz çizelim şunu, onu da söyleyelim. Dünyanın dolanma hareketi saat yönünün tersinedir. Bunu da söyleyelim. Dünyanın dönme ve dolanma hareketi, ee, güneşin kendi ekseninde, kendi etrafında dönmesi, ayın hem dönme hem dolanma hareketi, bunların tümü saat yönünün tersinedir. Ee, şimdi şu dokuzu çizmemiz lazım. Türkiye yaz mevsimi yaşanırken, Güneş ve dünya arasındaki mesafe maksimum düzeydedir. Buna da doğru dedik. Şimdi şöyle olsun. Biraz 23.5 derece eğik çizelim şunu. Güneş maksimum uzaklıkta. Fakat güneş ışınları yengeç dönencesine geliyor. Biz de kuzey yarımkürede olduğumuz için aradaki mesafe maksimum olmasına rağmen geliş açısı en dike yakın. Bizim Türkiye'ye tam dik gelmiyor ama yengeç dönencesine dik geliyor. Biz de oraya yakın olduğumuz için bu pozisyonda biz yaz mevsimini yaşamış oluyoruz. Evet, en son şunu bir işaretleyelim. Ee, şunu yaptık, şunu yaptık. 11. <laughs> Ekinokslarda dünya eksen eğikliğini kaybeder ve bu günlerde 23,5 derece eksen eğikliği ortadan kalkar. Bu yanlıştır. Yanlış. Dünyanın eksen eğikliği 23,5 derece hep aynıdır. Ekinokslarda da 23,5 derece eğiktir. Diğer günlerde de aynıdır. Fakat bu kavram yanılgısı neden kaynaklanıyor? Bazı coğrafya kitaplarında ekvatorları anlatırken dünyayı dik çiziyorlar. Aslında dik değildir. Ondan sonra hep eksenikliği aynıdır. Oradan öğrenciler kavram yanılgısı olarak dünya sanki eksenikliğini bazen kaybediyor, bazen dikmiş gibi algılıyorlar. Böyle bir şey yoktur. Dünya eksenikliği hep 23.5 derece aynıdır. 12 evren gelişlemektedir. Doğru. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Işık tayfının kırmızıya kaymasından biliyoruz. 20. yüzyılda yapılan çalışmalarla evrenin uzak noktalarından gelen e, ışık sinyallerinin, sinyal demeyelim, aldığımız ışık verilerinin e, tayfta kırmızıya kaydığını, bunun da aslında evrenin genişlemekte olduğuna olgusal bir delil olduğunu söylüyorlar. 13. Ayın gece ve gündüz yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkının nedeni dünya gibi bir atmosferinin olmamasıdır. Dünya gibi bir atmosferi diyor dikkat ederseniz. Doğrudur. Atmosferi yok demiyor. Çok ince. E, ama dünya gibi de değil. Bundan dolayı sıcaklık farkları vardır. Doğrudur bu. 14 Ha bu 13'te mesela şeyde 5. sınıf 1. ünitede anlatılıyor. 14 Güneş'in katmanları vardır ve katmanlarının sıcaklıkları farklıdır. Doğru. Bu da 5. sınıf fen dersinde anlatılan bir konu. 15. Güneş kendi etri, ekseni etrafında döner. Doğrudur. Bu da 5. sınıf. Yanılıyor olabilirim. Yok 5 var. 5 var. 5 anlatılıyor. Ee, 16. Şöyle biraz aşağıya çekelim bunu. 16. Ayın dünyadan hilal, donunay, yeni ay gibi farklı formlarda gözlenmesinin nedeni dünyanın gölgesinin ay üzerine düşmesidir. Ee, bu tabi yanlış. Ee, Bunda hiçbir alakası yoktur. Bütün espri bizim ayı gördüğümüz yüzeyinin ışık alması ya da almamasıyla alakalıdır. Ee, Gölgesinin düşmesine hiçbir alakası yok. Peki gölgenin düşmesi neyle alakalıdır? Güneş tutulması ve ay tutulmasıyla alakalıdır. 17. Ay tutulması sadece dolunay evresinde oluşur. Doğrudur. Pozisyon olarak zaten o pozisyona denk geliyor. Efendim geldik fizik kavram yanılgılarına. <laughs> bir ivmesi sıfır olan bir nesnenin anlık hızı da her zaman sıfırdır diyor. Ne dersiniz? Bunu söyleyin bakalım. 17'ye doğru mu diyorsunuz? Yanlış mı diyorsunuz? Doğru biliyorum. tamam cevap yok. Ben anlatıyorum o zaman. Doğru bir değil mi? Yani yanlıştır. İğmesi sıfır olan bir nesne. Mesela 90 km sabit hızla giden bir arabadan bahsedelim. 90-90-90. İğmesi sıfırdır. Fakat hızı 90'dır. Bu ifade yanlıştır. 2. Pardon. Sabit süratle çembersel daire yapan bir cismin ivmesi sıfırdır. Yanlıştır. Neden? Ee, iğme vektörel bir büyüklüktür. Ve çembersel e, hareket yapan bir cismin vektörel olarak yönü değiştiği için kesinlikle ivmesi de vardır. Burada ivmenin ve hızın da vektörel olduğunu bilmek önemli. 3. Sabit 90 km süreç ile düz yolda ilerleyen bir ivmenin ivmesi sıfırdır diyor. Bu da doğrudur. Doğru. Çünkü ivme dediğimiz şey, Bakın sabit 90 kilometre ve düz yolda, çembersel falan da değil. İme ne demektir? Hız değişimidir. Hem, hem hızın skaler hem de vektörel değişimiyle alakalıdır. Burada 90 sabit olduğu ve yönü de değişmediği için hem skalası hem de e, yönü değişmediği için iğmesi sıfırdır. 4. Sürtünmesiz ortamda aynı yükseklikten yere bırakılan x ve 10x kütleli cisimler aynı anda yere düşer. Doğrudur. Doğru. Bunun yanılmıyorsam 9. sınıf olması lazım. Deneyleri animasyonla anlatılıyor fizik kitabında. Ee, peki biz dünyada bunu neden böyle gözleyemiyoruz? Çünkü dünyada sürtünme kuvvetini reel yaşam içinde sıfıra indiremiyoruz ama sürtünme kuvvetinin sıfıra indiği yerde bu gözlemlenebiliyor. Tabii bu tür şeyleri ancak laboratuvar ortamlarında yapabiliyorlar. Okulda bunu yapmak mümkün değil. Belki vardır böyle şeyler üniversitelerde falan. Lise'lerde olmadığını düşünüyorum. Ama bunları çocuklara göstermenin en güzel yolu animasyonlardır. EBA'da böyle animasyonlar var. 5. Serbest düşme yapan cisimlerin ivmeleri sabittir. Doğru. Neden doğrudur? Çünkü burada serbest düşme yaparken 9.8 sabit hatta sorularda der 10 olarak alın bunu falan der. Bir iğmesi vardır. Bu iğme de 9.8 olarak dünyanın çekim kuvveti yani G gravitational force dediğimiz şeye denk gelir ve bu sabittir. 6. Hocam formülü MGH ortamda daha önceden bir kuvvet uygulanarak sabit surete ulaşmış cisimler sonsuza kadar aynı hızla yollarına devam ederler. Doğru. Hareketsiz bir cismin mon momentumu da sıfırdır. Doğru. 8. Momentum korunumu sadece çarpışmalarda geçerlidir. Yanlış. Patlamalarda da her türlü iki maddenin birbiriyle mekanik ve kinematik dinamik desek daha doğru olur. Dinamik ilişkisinde momentum korunumu söz konusudur. Şimdi burada şu önemli, sürtünmesiz ortamda daha önceden bir kuvvet uygulanarak sabit sürete ulaşmış cisimler sonsuza kadar aynı hızla devam ederler. Peki biz bu olayı dünya üzerinde niye gözlemleyemiyoruz? Çünkü dünya üzerinde sürtünmesiz bir ortam, real yaşam içinde yok. Ama buna en yakın durum aslında buz pateni pistinde, ee, yaşanır. Tabi sıfır değildir buz pateni pistinde de sürtünme ama en yakın ortam budur. Mesela buz pateni pistinde patenin üstünde duran bir insanı ittiğiniz zaman ee, daha az sürtünme olduğu için o sabit hızla yoluna devam eder. Bunu ee, yine animasyonlarla EBA'daki animasyonlarla çocuklara gösterebiliriz. 9. Bir cismin serbest düşmeye bırakıldığı anda yer çekimi potansiyel enerjisinin tamamı kinetik enerjiye dönüşür diyor ki bu ifade yanlıştır. Peki ne olur? Bir anlatalım şunu. Bir daha okuyalım. Bir cisim serbest düşmeye bırakıldığı anda yer çekim potansiyel enerjisinin tamamı kinetik enerji gerek yok çizmeye. Şöyle söyleyelim. Şu, e, elimle göstereyim. Şuradan bırakıldığını varsayalım. Burada enerjinin tümü %100'ü potansiyel enerjidir. Diyelim ki 10 birim şurası. E, bir birim düştü, dokuz birim daha düşecek. Bir birim düştüğünde var olan potansiyel enerjisinin yüzde onu kinetik enerjiye dönüşmüştür. Yüzde doksanı hala potansiyel enerjidir. Ve zaman içinde potansiyel enerji azalıp kinetik enerji artar. Yere çarptığı anda ise var olan potansiyel enerjisinin tümü kinetik enerjiye dönüşmüştür. Tabi orada bir kısmı da sürtünme varsa ki var dünya üzerinde ısı enerjisine dönüşmüştür. 10 ivmeme hız daima aynı doğrultudadır. Bu yanlıştır. Ee, 11 A noktasından yola çıkarak 2 saat sonra tekrar A noktasına ulaşan bir arabanın ortalama hızı sıfırdır. Doğru. Doğru. Ama bunu hız diyor burada, ortalama hız diyor ve 11'e doğru dedik. Bu da ortalama hız demeseydi, sürat demiş olsaydı bu ifade doğru olmayacaktı. Neden ortalama hızı sıfır diyoruz? Çünkü <laughs> hız vektöreldir. O vektörlerin diyelim ki buradan yola çıktı, böyle gitti 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 gitti. O vektörlerle dönüşteki vektörlerini vektörel olarak topladığımızda e, toplam yer değiştirme sıfır olacak. Yer değiştirme sıfır olunca da ortalama hızı sıfır oluyor. <laughs> 12. Dünyanın güneş etrafındaki dolanması iğmeli bir harekettir. Doğru. 13. Hareket eden bir cisme mutlaka hareket yönünde bir kuvvet eşlik eder. Yanlış. Bu çok önemli. 13. Hareket eden bir cisme mutlaka hareket yönünde bir kuvvet eşlik eder. Yanlıştır. Burada birkaç tane üst üste var. Bunları çok soruyorlar. Anlatacağım şimdi. 14. Bir okçunun fırlattığı ok havada ilerlerken üzerinde yayın germe kuvveti okun yere düştüğü ana kadar ona eşlik eder. Yanlış. Sürtünme kuvveti bazen hareket ile aynı yönde. Buna geçmeyelim. Şu 13 ve 14 çok önemli. Onları bir anlatalım. Çünkü oradan iki tane soru sordular. Şimdi şunu anlatalım. <laughs> KPSS'de dedi ki bir vatandaş şöyle elinde bir top olsun küçük top olsun şu topu havaya attı sonra da aynı topu yakaladı elinden çıktıktan sonra elinden çıktıktan sonra. Yani el ile top arasında artık temas yok. Elinden çıktıktan sonra şu havadayken bu cisim üzerine 1. Yer çekimi kuvveti. 2. Sürtünme kuvveti. 3. Bu kişinin Yukarı yönlü itme kuvveti ifadelerinden hangileri üzerinde diyelim üzerinde bu kuvvetlerin hangileri etki etmektedir diye sordum. Bunu biraz değiştirerek iki defa sordum. Tekrar söyleyelim. <laughs> bir insan elinde diyelim ki bir cisim var. Havaya atıyor şöyle tekrar tutuyor. Eliyle teması kesildikten sonra havadayken e, bu cismin üzerinde bir yer çekim kuvveti etkisi vardır. iki sürtünme kuvveti etkisi vardır. Üç kişinin yukarı yönlü itme kuvveti etkisi vardır ifadelerinden hangileri doğrudur dedi. Evet, bunu tartışmak için mutlaka sizden bir cevap bekliyorum. Doğru olabilir, yanlış olabilir, önemli değil, Tartışacağız bunu. Bir iki. Yazmak isteyen chatten yazsın. Mikrofondan söylemek isteyen mikrofonu da açtım. Biraz önce dışarıdan sesler geldiği için mikrofonu kapatmıştım. Hı. -hı. Üçü de bence hocam. Bir daha söyleyeyim. 1, 2, 3 diye düşündüm hocam. Aha. Bir arkadaşımız 1, 2, 3 dedi. Ee, bir arkadaşımız sadece 1 dedi chatten. Bir arkadaşımız 1, bir 3. daha bakayım. 1, 3, 3 diyen var. Ee, 1, 2 diyen var. 1, 3 diyen var. Şimdi bu soru ÖSYM sorularını inceleyin. Mutlaka, bakın, çok önemli bu. Çevirip çevirip soruyorlar bunu. Bunun doğru cevabı, yer çekimi kuvveti vardır, sürtünme kuvveti vardır. Üç kişinin yukarı yönlü itme kuvveti yoktur. Bir, iki. Buradan yakalamışlar böyle, buradan aynı şekilde vurup duruyorlar. Şimdi ne demek? Neden böyle? Şimdi, kuvvetin, Orta çağdaki tanımı başka bir şeydir. Modern günümüzdeki ve Newton mekaniğinde kuvvet kavramı başka bir şeydir. Şimdi size bir şey soracağım. Orta çağda bir okçu bir oku attığında şu bir ok olsun. Ok elinden yay ok e, ok diyelim elinden çıktığı anda havadayken nasıl hareket ediyor biliyor diye açıklamak için havadayken bizim germe kuvvetimiz havadayken kuvvet olarak bunun üzerindedir diye bir mantık yürütüyorlar. Fakat e, Newton diyor ki ben mesela bir taşı attım. Ben taşı attım elimden çıktı. Newton'a göre taş havadayken benim itme kuvvetim hala bunun üzerinde midir? Hayır diyor. F burada uygulanmıştır. Bu F uygulandıktan sonra burada artık bunun üzerinde A ivme vardır. Kuvvet yoktur diyor. İşte e, biz taşla veya elimizdeki topa temas etmediğimiz anda ona kuvvet uygulamıyoruzdur. Daha önceden ona bir kuvvet uygulamışızdır. Bu kuvvet bir ivme üretmiştir. Bu ivmelenme etkisi vardır diyor. Bu açıdan kuvvet F diye tanımladığımız kuvvet temas ile oluşur. Ha temas gerektirmeyen kuvvetler vardır. Mesela yer çekimi ivmesi temas gerektirmeyen kuvvettir. Mıknatıs kuvvetleri elektromanyetizma temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Ama elimin kuvveti mutlaka temas gerektirir. Buradan yola çıktığımızda Şöyle yapalım. Newton ve daha öncesinde de aslında bunun kökleri Galileo'da da vardır. Galileo bunu eylemsizlik ilkesi ve hareket ilkeleri dinamiğin kuralları olarak koymuştur. Sonra bunları e, Newton matematikselleştirmiştir, daha da genişletmiştir ve üç durumdan bahsedilir. üç durum. Durumlardan biri şudur. Bir cisme etkileyen net kuvvet sıfırsa cisim hareketsizdir. Çünkü F eşittir MA net kuvvet sıfırsa kütle diyelim ki 7 birim kütle ama ivme de sıfır olduğu için ivmesi de sıfır olacaktır der. Bir başka durum şudur. Buna bir diyelim. İkinci durum şudur. Ben bu cisme bir F kuvveti ittim, uyguladım şu yönlü. Ama peşinden gitmiyorum, bir kere ittim. Şurada artık itmiyorum. Şurada da itmiyorum. Şu anda bunun üzerinde F kuvveti yoktur der. Ne vardır? Bu F kuvvetinin oluşturduğu A ime vardır. Acceleration. Bu bakımdan eğer ortam sürtünmesizse uyguladığım ilk F kuvvetiyle F eşittir MA'dan diyelim ki iki birim kuvvet uyguladım. Bu da bir A üretir. Bu A ile sonsuza kadar sabit hızla yol alır der. Bu tabii benim şurada tarif ettiğim ilk itme anı içindir. Ondan sonra üzerinde f olmadığı için ivme de yoktur, ime sıfırdır ama sabit hızla ya da sabit sürat desek daha şık olur. Sabit süratle, sabit hızla denebilir aslında burada yol alır. Üçüncü durum şudur. Ben bir sandığı burada f kuvvetiyle bir saniye sonra Peşini bırakmıyorum sandığın. Yine e, aynı F kuvvetiyle itiyorum. Devamlı sabit F kuvveti uyguluyorum. Sabit F kuvveti uyguladığımda sabit ivme oluşur. Bu durumda da artan hızla yol alır. Bir dördüncü durum söyleyelim. Benim burada f hızıyla ittiğimi bir saniye sonra 2f hızıyla ittiğimi daha sonrasında da 3f ile ittiğimi varsayalım. Bu ise artan kuvvet artan ivme oluşturur. Bu da sadece hızın artış değil, hızın artış oranının da arttığı ivmeli pardon, artan ivmeli. Yani Hızın artış oranının da arttığı bir davranış oluşturur. İşte burası hem fen ve fizik alan bilgisinde hem de alan eğitiminde çok sorulan bir noktadır. Ee, ana konuyla ilişkilendirecek olursak, kuvvet başka bir şeydir, ivme başka bir şeydir. Bir insanın elinden top çıktıktan sonra artık o insanın itme kuvveti o topun veya o okun üzerinde etki eden bir kuvvet etkisi yoktur. Bunu iki defa soru olarak da sordular. E, maalesef e, burası bayağı bir sıkıntılı, zor bir yer. E, ama anladığınızı düşünüyorum. ÖSYM sorularından da inceleyin. E, burası fen alan bilgisinde aslında oturtulması gereken bir nokta. Evet geldik. 10 dakikamız var. Biraz daha şunlardan çözelim. Ee, şunu söyledik, şunu söyledik. <laughs> 15'teyiz hocam. 15'teyiz. 15 sürtünme kuvveti bazen hareket ile aynı yönde bazen de hareket ile zıt yöndedir demişiz. Bu ifade doğrudur. Doğru. Bunu genelde eskiden çok dikkat etmiyordu öğretmenler ama şimdi son yıllarda bakıyorum bunu işliyorlar e, fizik öğretmenleri. Bunlarda da pek yanıldı olmuyor. Genelde doğru biliyorlar. Mesela buna çok güzel iki örnek vardı. Bir tanesi üst üste iki tane kutunun sürtünme kuvveti ve hareketinin yönlerinin farklı olması. Bir tane de yuvarlanan cismin hareketiyle sürtünme kuvvetinin yönleri ilişkisi. 16. Hareket etmeyen nesnelerin hiçbir enerjisi yoktur. Yanlış. Hareket etmeyen bir cismin potansiyel enerjisi olabilir. İç ısı enerjisi olabilir. Atomik düzeyde çekirdek düzeyinde enerjisi olabilir. 17. Işık gözden çıkarak nesneye çarpar, görme gözden ışığın nesneye çarpması ile oluşur. Tabii ki yanlıştır. Bu Orta Çağ dönemindeki optik tanımıdır. Fakat Orta Çağ'da bile İbni Heysem e, bunun böyle olmadığını, ışığın ve görmenin aslında bir cisimden yansıma ve göze çarpma ile olduğunu ilk defa söyleyen Orta Çağ'da e, İbni Heysem'dir. Daha sonrasında... Bunu Newton ve Huygens de kullanmıştır. 18. Işığın renkleri birleşince beyaz olur. Doğrudur. Boya renklerinin tümü birleşimi siyah oluşturur. Bu da doğrudur. Bu e, yanılıyor olabilirim. 7. sınıf ya da 6. sınıfta anlatılıyor. E, boya renkleri birleştiğinde tabii renk soğurma ile alakalıdır. E, şöyle anlatalım diyelim ki şuradan yeşil geldi. Şuradan kırmızı geldi. Efendim şuradan kahverengi gelsin. Bunların şu birleştiği noktada kırmızı kırmızı dışındaki hepsini soğuracak. Kahverengi Kahverengi dışındaki hepsini soğuracak. Yeşil, yeşil dışındaki hepsini soğuracak. Böyle bütün renkler birleştiğinde burası e, kendisinin dışındaki bütün renkleri soğurduğu için bu orta nokta boya renklerinde siyah olarak algılanacak. Ama boya renkleri değil de ışık hüzmesinin e, birleşimi olursa bu durumda da beyaz renk elde ediliyor. Geçtik. 20. Gökyüzünün mavi olmasının nedeni denizlerin mavi olmasıdır. E, bu bilgi yanlıştır. E, gökyüzünün mavi olmasının nedeni ışığın saçılması olayıdır. Tabi ışığın girişimi var, yansıması var, kırınımı var, e, kırılması var. Bir de saçılması var. Saçılması polarizasyonla ilgilidir. Ve gökyüzünde olan şey ışığın polarizasyonu ve saçılmasıyla alakalıdır. 21. Elektromanyetik dalgalar ışık hızında yayılır. Doğru. Işığın süreti sabit ve değişmezdir. Doğru. Olmuş. Doğru doğru. Işığın süreti. Işığın. Efendim? Işığı okumamışım hocam pardon. Ha. Ee, şimdi burada şunu bilmek lazım. Ee, ışığın sürati evrensel bir sabitedir. Ee, burada Einstein'ın E eşittir MC kare hikayesinde de buradaki C evrensel sabit olarak ışığın süratini gösterir. Ancak ışığın sürati sabit olduğu halde ışığın hızı ve ortalama hızı e, değişir. ha Neden? Çünkü ışığın vektörel olarak doğrultusu hız vektörel olduğu için doğrultusu değişir. Tabi bu e, ciddi bir e, kavram yanılgısıdır, ciddi bir sorundur. E, bana hep öğrenciler soruyor, hocam işte bir ışığın süreti değişmez, bir ışığın değişmez ne demek oluyor bu? Şöyledir. Ben eski fizik kitabında okumuştum, MEP kitabında. Şimdikini de güzel anlatıyorum bilmiyorum. Eskisinde çok güzel anlatıyordu. Diyor ki burası hava ortamı olsun. Şurası da su olsun. Şurası da 90 derece normal olsun. Şuradan ışık gelir. Sapmadan gidecek olsa şöyle gider. Ama sapar ve normale yaklaşır. Şimdi bu Yön değiştirme söz konusudur. Işın vektörel olarak yönü değiştiğinde hızı da değişmiş olur. Ve aslında daha az yoğun ortamda hava tanecikleri arasında belli bir hızda ve yönde davranan ışık demeti daha yoğun ortam olarak suya girdiğinde su ortamında moleküler taneciklerin daha sıkışık olmasından dolayı. Neden daha sıkışık? Çünkü yoğunluğu daha fazla. bu moleküller arasında yönlünün saptığı söyleniliyor. Buradan hareketle ışığın süratinin sabit ve evrensel bir değişmez olduğu ama yönü değiştiği için hızının değiştiği söyleniyor. Yine buradaki 23, 24 ve 25'in sorular daha önce soru olarak soruldu. Ortam değiştiren ışığın süreti değişmez ama ortalama hızı değişir, doğrudur. Ortam değiştiğinde ışığın dalga boyu değişir. Doğru. Çünkü hız değiştiğinde lambda dalga boyu da değişir. 25. Ortam değiştiren ışığın frekansı değişir. Yanlıştır. Neden? Frekans kaynağa bağlıdır. Gelen kaynak mesela güneş veya floresan ampulden geliyor. Kaynak değişmediği için frekans değişmez. 26 ışık kaynağı olarak daha büyük bir ampul kullanıldığında cisimlerin gölgesi daha net olur diyor. 26 yanlıştır. Üzerinde çok durmuyorum. Bildiğinizi düşünüyorum. 27 ışık ve madde arasında etkileşim yoktur. Işık madde maddede ışığı etkilemez. Büyük yalandır. Nereden belli etkilediği? En basitinden söyleyeyim. Ee, fazla güneşte kalmayın. İşte radyasyon şu bu falan filan diyorlar. İşte Deniz kıyısında güneşte kaldığımızda vücudumuz güneşleniyor, bronzlaşıyor falan, renk değiştiriyor. Kesinlikle maddeyle ışık arasında etkileşim vardır. Mesela doktorlar der ki işte baharda yazın güneşe çıkın işte vitaminler canlanır falan diyor. E, tabii madde etkiliyor ışık, çok net bir şeydir. 28 renklerin oluşmasının nedeni ışığın soğurulma olayıdır diyor. Biraz önce bunu söylemiştik. Renkler soğurulma olayıyla alakalıdır. Soğurulma ne demektir? Çok güzel bir espri. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, felsefe kitaplarında falan da söyler. Kırmızı, kırmızıdan başka her renktir. Aslında kırmızı bir kumaş. Kırmızı dışındaki her dalga boyunu soğurur. Sadece kırmızıyı bize yansıttığı için kırmızı olarak görünür der. Bu da soğurulma olayıdır. Bir dakikadan az kaldı diyor. Bir ara veriyoruz 10 dakika sonra tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere.